Selamünaleyküm arkadaşlar. Karavan Umut Eryaman'a gidiyorum şimdi. Arabanın perdeleri takılacak. Arabanın içini boşalttım şöyle. Kafayla Umut'un yanına gidiyorum şimdi. Saat 12.16. Perdeleri, storlarımızı takalım, zebralarımızı, aslanlarımızı, kaplanlarımızı. Her zamanki gibi gaza basmıyoruz. Gördüğünüz gibi barı kaldırmıyoruz. 1300 devir. Bu araba 1300 devir sürülür. Aslında her araba 1300 devir sürülür ama MAN arabası böyle sürülür. At arabası yok altında. 15 tonluk MAN var diyor ya film bu. Gidiyoruz bakalım. Matiken kavşağındayım baba. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Eryaman'a gireceğiz biraz sonra. Umut'un yanına doğru, perdeci kardeşim. Çok mesaj geldi bana, işte abi bizim arabayı da yapsın Umut abi, bizim kamyona da, bizim tıra da falan gibi mesajlar geliyor. Umut kamyon perdecisi değil, normal ev tasarımı işte burada Eryaman'da mekanlara perde dikiyor. Bizim aracımıza özel, kendisi de zaten otobüs falan hastası, bir 403 otobüsü şu an karavan yapmak için çalışmaları, projeleri devam ediyor. Zamanla onu iyice tanıyacaksınız. Hani benim müşterilerim böyle ilginç müşterilerim var böyle. Perdeci, merdeci. Geçen veteriner mesaj atmış. Mehmet abi ben senin hastanım diye. Allah razı olsun abi dedim. İyi ki ben senin hastan değilim. Nasıl oluyor? Vallahi işte ne bileyim. Veterinerin hastası olmak nasıl bir cins oluyor? Kaniş maniş. Öyle bir şeyler oluyor işte. Böyle. Tuhaf mesleklerden insanlar takip ediyor beni. Genelde kamyoncu profilinden, portföyünden farklı olarak da tabii ki bizim ana takipçilerimiz, can takipçilerimiz kamyoncular. Diğer arkadaşlar da nemalanıyor bizim. O ne lan, yağmur mu yağıyor? Araba su mu alıyor lan? Allah Allah. Eryaman Opet'teyiz. Niye buraya gelince suyu bıraktı yukarıdan? Tavandan anlamadım. Şimdi Umut'a doğru tekrar gidiyoruz. İlginç takipçilerimden birini. Umut benim perde sponsorum artık. Hanım evde görürse bizim bu arabadaki perdeyi nasıl olacak onu düşünüyorum. Ne yalan uydursak. Yolda buldum desem kırmızı perde mi buldun yolda diyecek. Laz kızı vurur valla. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı bakalım. Ne diyeyim, ne yalan konuşayım bilmiyorum ya. Yorumlara yazarsanız. Perde, yolda gidiyordum. Perdeye ayağım takıldı. Perde taktım arabaya. Onu da arabaya taktım gibi. Yaratıcı yalanlarınızı bekliyorum. Her yalanı da ben söyleyemem ki kardeşim. Allah Allah. Hayır, sola döneceğim canlı yerim. Haydi görüşürüz Umut'un önünde arkadaşlar. İstanbul'da rulo yükleyeceğiz. Adamlar tahta var mı dedi. Şey dedi. Altının üstüne koyulacak taht, takozunuz yok. İstanbul'da ismini hatırlamıyorum bir yerde. Tırlarla 3 araba takoz almaya gittik. Niye bir araba gitmediysek onu da bilmiyorum. Ulan abi banketin böyle bankete kurban oluyor. Daha yüksek bir bankete tırla bir girdi. Yemin ediyorum teyip buradan çıktı taş oraya kafama. Arabada ne var ne yok. Kül tablasını 2 hafta aradım arabada. Aha gene düşmüş. Neyse. Ulan fren ama girdik bir kere kabin ne var ne yok, yer değiştirdi arabalar. Arkadaki arabaları dörtlü yaktım ama giren hop. Şurada da normalde bizim manlarda şey sehpa olur. O sehpadan vardı, sehpayı hala arıyoruz bulamadık. Arkamda da iki tane tır vardı, Hayrettin abi vardı, o sana nakliyatın sahibi şey şoförü. Hayrettin abi de girdi öbür abi. Durduk biliyor musun fabrikanın önünde. La bize ne oldu diyorlar. Dedim abi banketten atladınız. Ya bir şey oldu dedi. Ben onu lastik gümledim diyor zannettim diyor Hayrettin abi. Ulan küleceğim diye çatladım ya. Hala o. Ne zaman banket görsem İstanbul'da o bankette ama yani 50-60 süratle girdik bankete. Rampa iniyordu adam. Rampaya banket koymuş. Tövbe estağfurullah. Oraya banket konulma ya. Allah Allah.
kapıyı bezirgen başı. Lambalarımı görüyor musun? Çanarlarım. Otomatik abi. Bu nasıl perdeci lan? Perdeci misin, maymun musun? Şuna bak, şuna bak, şuna şuna. Kardeş. Oğlum perdeciye mi geliyoruz, MİT'e mi geliyoruz? Bu ne oğlum? Lafını mı? Pes kodu istiyor. Yana geldi kardeşim. Perdeci, merdeci. Bizim kardeş. Ya bu işi var ya yapmak ne kadar zormuş ya. Ay gerçekten var ya çok zor ya. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Umut, otobüs orada duruyor. Biraz sonra da 403'üne bakacağız Umut'un. Geldik bakalım kardeş. Önden gitti abi, köpek mebek var da ben böyle yerlerde korkuyorum, sosyete yerlerinde. Ne oluyor lan? Gıcık olurdum. Babam derdi ki evdeki karıları kandırıyorlar diye mesela hani karıları demeyeyim bu biraz bayağı abes kaçar hani. Hanım. Anadolu ağzında kadınları kandıran şeycisiniz yok, siz gibi şey görülüyor. Babam öyle derdi. Bende de öyle kaldı. Hani perdeci. Baban çok para vermiştir perdeye de onlara. Anam eve var ya 2000 yılında bir kamyon parası harcadı eve. Harcadı. Yeniden yıktı etti. Anne yapma, bir kamyon alırız bu parayla dedi. Ben yaşayacağım içinde dedi, bilmem ne dedi, mutfak dolabından tut. Perde. Komple eve bir man kamyon parası harcadı. Perde öyle para tutar perde. Bir de bizdekiler şey yapıyor. Civan diyor ki sen de herkese gıcık oluyorsun. Evet arkadaş. 403 kim görmüş? Nerede görmüş? Abi görürler seni. Şimdi sen 403'ü arar bunlar. Bulur. Bulurlar. Konumdan bulurlar. Bulurlar. Biraz önce göstermiştin ya. 403 yayınlayacağız ya. 20 bir aya kalmaz videolarını yayınlarız ya bu videoları. İnşallah hep beraber yayınlayacağız. Zaten şu an logolar yapıldı. İntrolar geldi. Evet arkadaşlar, perdemiz yapıldı. Tekrar göstereyim belki demin çekmedim diye. Burası perdeci mi, klarnetçi mi, pozantı, oto aksesuar mı anlamadım. Perdeci misin, manyak mısın oğlum? Sen çalmaya devam et, ben geliyorum. Evet arkadaşlar, yanlış anlamayın, perdecideyiz. Tırın perdeleri takılacak. Tövbe, klarneti de getirin de bari. Alacağına. Motor yapıyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın, perdecideyiz. Gökay perdeci değil, değil mi kardeşim? Yanlışlık olmasın diye ara sıra gösteriyorum. Mehmet abi bizim iyi yön demesinler. Evet perdecideyiz. Perdeci demeye de bir şahit isterdim evet. Şuna bak, gitar, klarnet. Tuhaf, tuhaf. Hey!
Evet, Umut başladı. Perdeleri sökmeye, bir şeyler yapmaya. Oradan çıkmıyoruz da tam tersinden çıkar. Oradan mı çıkıyor? Ha? Gökay! Gökay! Orada tornavida var ya, onu bir getirsene. 14-15'e getir lan! 15-15.5'ü getir. Tornaya basarak çırak çağıran ilk Türk. Gökhan teşekkür ederim. Nasılsın Barış? Ama bizim bebeler hep birbiriyle konuşmaya başladı. Hangi şey? Hangi tornavida? Çırak çırak değil ki, içeride klarnet çalıyor çırak. Eskiden çıraklar zobanın başında üşürdü ya. Şimdiki çıraklar klarnet çalıyor. Ya ne yapar? Üşü. Doğru, üşü. Tripod'a bak ha. Oh oh oh, yandan yandan. Tripod'a bak la. İlginç ya. Vah vah vah. Ya anam anam vah. Döndü la. Bir şey oldu la tripod'a. Tripod'a bir şey oldu. Tripod'a bir şeyler oluyor la. Yo. Tripod daha iyi. Şöyle yap. Telefon düşerse bir. Aha şimdi millet ters döndü millet la, başı dönecek takipçilerinden. Öbür tarafa yap abi. Öbür tarafa. Şimdi öbür tarafa yap. Şey yap. Ya dönsene arkadaş ya. Ha tamam döndüm. Tripod musun? Manyak mısın? Nesin ya? Tam benlik bir şeymiş lan. Evet, Umut arabanın içinde ayağa kalkabiliyor. Boyum küçük diye verim ama arabanın boyu uzun ha. Aa, uzun canım, man arabası yüksek olur. Bugün Çanakkale şehitlerimizi de anıyoruz. 18 Mart bugün. Demokraside çağırıp. Evet, store geldi. Evet, teknenin malzeme geldi. Klarnet eşliğinde açacağız. Klarnet eşliğinde. Aracın store'unu. Oğlum bu uzun mu ne lan? Aynı salona mı yaptı adam? Ne yaptı oğlum bunu? Makasını getir. Ya da tamam. Aç. Açılışımıza hoş geldiniz. Açılışımıza hoş geldiniz. Açıyoruz. Açıyoruz. Aa, açtık. Bakalım ne çıkacak içinden. Sence ne çıkacak? Çınar? Çık. Tahminim. İnşallah. Neyi? Gördüm, şunlardan çıkacak. Biliyorum, store çıkacak. Hadi bakalım, açıyoruz. 7.30 gibi. Ne? Şuna bir bak. Bu ne la bu? Ay yavrum. Vay 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 vay. Store'a bir bak hele. Özel abba. Vay yavrum vay vay. Efsane olmuş, eline koluna sağlık vallahi ya. Şu tarafa, şu tarafa. Orada gitme, gel. Şuradan. Şöyle geç. Oğlum bu arabanın üstünü kafamıza düşürmüşsünüz de. Montajını ona göre yapacağız ha. Bunu şöyle düz tut. Hadi bismillah. Vay yavrum vay. Vallahi vay. Evde hanımla kavga edeceğiz. Eve de ahmayın, arabaya bak. Bir bakın arkadaşlar. Şuna her bir vah la. Şuna ya. Bir vah la. Tam tamamlayacak yemin ederim. Buraya da çay kanal yazdıracağız mı? Abari yazdırıyor. Yalnız bu zebra perde için Sisper Perde Sultan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun da katkısı var bu işte Mehmet abi. Sisper Perde Sultan Hanım. Evet. Teşekkür ediyoruz Sultan Hanım. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Elin konunuza sağlık. Tamam bırak babacığım. Bu da diğer kargocu arkadaşa. 32-30'a. 32-30'u. 32-30'un perde, bizim araba 15 santim geniş o zaman. 32-30'dan 20 santim, 30 santim. Vay 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 vay, bu neymiş la? Kamyoncu, iyice kamyoncu perdecisi oldum ben. Vallahi ben kamyoncu olduğumuzdan da şüphe etmeye başladım. Allah'tan faturalarımız nakliye yani. Şöyle arkalı vay 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 vay. Yapmış olmuş ya kız. Yine hangi firmaya teşekkür edin? Sisper. Sisper Sultan Hanım'a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Arabanın içindeyiz arkadaşlar. Perdeler döşeniyor. Tek tek. Of, nasıl soğuk ya. Kahveni de içmemişsin lan. Store'umuz. Store biraz ağır, bir tuhaf ama. Güzel olacak iş. Herkes soruyor bu ayna ne işe yarıyor diye. Ben de bilmiyorum. Ne işe, bunu buraya niye takmışım onu da anlamadım. Fantezi olsun diye yapmışlar. Nasıl, ne yapıyorsun? Makasını dibine giriyorsun.
Çınar'cığım ne yapıyorsun? Aşağı in sen. Oğlun olmadı Allah korusun. Story içi yapacağız arkadaşlar, çekince tamamlayacak. Duan bitsin bakalım da görüşürüz, haydi. Oluyor değil mi? İyi oturtturduk ha, sallanma kafamıza düşmesin. Oldu. Biraz daha sanki kapatsa ortayı gibi, çok açık kaldı grisi. Biraz daha geliyor musun perde o senin dediğin? Kırmızı son mu? Tamam. Ondan kalırsa abartıyor. Güzel ya. Ama ne yapabiliriz istersen şu uşakları şöyle, içeride parçalar var ya, şöyle uzun dikebiliriz. Öyle mi yapalım? Ya biraz daha böyle ortayı kapatsa sanki daha, yok yeter ya yeter. Koltukları şey yapsın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Şöyle yapacağız Hacı abi. Şunun uzunluğu yapacağız şunu. Ha. Tamam. Ne diyorsan artık. 80 santimini yapacağız. Hadi gidip yapalım. Hadi yapalım. Evet Umut kardeşim, teşekkür ettim. Allah razı olsun, arabayı perdeleri falan yaptı. İçi biraz şey, döşemeler falan, koltuk kılıfları zamanla gelecek. Eryaman'da yeri. Vivian Lüks Bas'ın sahibi. O da ağır vasıta sevenlerden. Yani mesleği perdecilik, terzilik, sanatkar ama bu kamyonculukta ne varsa ilginç insanlar bu kamyonculuğa aşık. O da otobüsçülüğe aşık. Umut Hürremoğlu. Aynı İstanbul'daki lüks perdeciler gibi la. Terziler gibi. Cemil İpekçi. Tanıyor musun sen? Umut Hürremoğlu. Evet. Bizim perdeleri burası yaptı. Sağ olsun. Sen büyüyünce ne olacaksın lan? Ne? Ne? Formula 1 yarışçısı mı olacaksın? Manyak deli var. Evet. Eryaman'dan çıktık Umut'un oradan. Kutlacılara gidiyorum. Perdelerimiz takıldı gördüğünüz gibi. Bir şeyler yaptık kendi çapımıza. Sağ olsun. Allah razı olsun. Genelde bizim arkadaşlarımız, bizi sevenler gönül işi yapıyor yani. Ticari veya takipçi kaygısı olmayan adamlar. Böyle şeylerle işi olmayan adamlar. Bu da senin samimiyetinden ileri geliyor diyorlar ama samimi olmayan bir adam nasıl olur onu da anlamadım. Yani hani nasıl samimi? 5 dakika samimi olmayayım bak. Olamıyorum yani. Samimi olamama şansı yok. Konuşurken biraz kibar konuştuğum zaman bile samimiyetimin tam geçmediğini düşünüyorum ama artık hani YouTube dili, ne bileyim takipçilere göre. Çevirdim. Otomatik motorlusu olsaydı motorun da şeyi varmış. Bu Travego otobüslerin motoru, silecek motoru.
Erde motoru uzun 1 metrelik. Ondan takmak gerekiyordu. Ama düğmeye basıp da kaldıracak. Neyimiz var? Bize fazla bile var. Perde dağıtırınca ya işte kendim için bir şey yapıyorsam adam benim. Ben anlamam bu işleri de. Ben eski kafayım ben. Hani ne yapmalı diye soranlar var ya, bize göre bu konuda yapılacak en temel görev önce sahne arkasını görmeyi öğrenmek, sonra da görmeyenlere göstermektir.